Seviyoruz ama nasıl? Allah aşkına seviyoruz, sevdiğimizi gösterebiliyor muyuz? Sevmek zaman ayırmaktır. Sevgi bir ateştir. Yaktığın ama ilgilenmediğin ateş söner mi? Söner. Sevgi de böyle sürekli beslenmesi lazım. Zaten seviyoruz biz, severek evlendik. Ama o ateş ne kadar besleniyor? Çocuklarımız, hepimiz seviyoruz çocuklarımızı. Ama gerçekten sevdiğimizi ne kadar yansıtabiliyoruz ve gösterebiliyoruz? Bir ev aldınız. Eğer o eve bakım yapmazsanız tepenize göçer. Bir araba aldınız. Düzenli sürekli bakım yapmazsanız yolda kalırsınız. İlişkiler de böyle. Bakıyorum insanlar yalnızlaşıyor. Aynı evin içinde anne baba, baba oğul, anne kız, kardeşler kendi arasında birbiriyle ne kadar konuşuyor? Ne kadar birbiriyle bağları var. Herkes kendi odasına ve kendi dünyasına çekilmiş. Öyle mi değil mi? Baba televizyonun başında haberleri izliyor. Anne başka bir odada televizyonun başında dizisini izliyor. Çocuklar cep telefonlarında ya sosyal medyadalar ya da oyun oynuyorlar. Aynı çatı altında birbirimizden kopuk yaşantılarımız var. Bunu itiraf edelim ya. En bilinçli ailemizin bile durumu bu. Bakıyorsunuz toplu taşıma araçlarında, metroda, her yerde insanlar nerede? Cep telefonlarında. Bir soru soruyorsun, soruna cevap vermekten bile usanmış, istemeyen, iletişim kurmaktan kaçan insanlar her yerde. Aslında o kadar kalabalığın içinde yapayalnız herkes, hepimiz. İletişim kurmak, konuşmak bir terapidir. Bağ kurar, güven oluşturur. Ama teknoloji bizi kültürümüzden ve birbirimizden uzaklaştırdı. Bunun ne kadar farkındayız? Bugün en çok televizyon programı izleyen, en çok telefon kullanan, internetin başında sabahlayan ülkelerin başında kim var biliyor musunuz? Biz varız. Birinciyiz neredeyse. Teknolojiyi doğru kullanmıyoruz ve teknolojinin esiri haline gelmişiz. Ve teknoloji yüzünden birbirimize zaman ayıramıyoruz. Birbirimize değer verdiğimizi, önemsediğimizi gösteremiyoruz bile. Çocuk eğitimi kitabında da paylaştığım çok hoşuma giden bir hikaye var. Adam yorgun argın işten eve geliyor. 5 yaşındaki oğlu onu heyecanla "babam geldi" diye kapıda bekliyor. Çocuk babasının yanına geliyor ve diyor ki, "baba, bir saatte kaç para kazanıyorsun? Söyler misin bana?" Zaten yorgun gelen adam birden şaşırıyor bu cevap karşısında. Ve diyor ki, "ne yapacaksın sen? Bu senin işin değil." Bunun üzerine çocuk ısrarla, "lütfen baba, bir saatte kaç para kazanıyorsun? Bilmek istiyorum." Adam şaşırır ve ne diyeceğini bilemez. Ve adam der ki, "oğlum, ben bir saatte 20 lira kazanıyorum. Baba bana 10 lira borç verir misin?" Allah Allah, nereden çıktı bu ya? Benim senin saçma oyuncaklarına ve sana verecek param yok ya. Allah Allah, doyuramadım ben seni paraya. Para kazanmak kolay mı zannediyorsun sen? Hadi derhal odana git ve kapını kapat. Çocuk üzüntüyle odasına gitti ve sessizce kapısını kapattı. Adam, "Allah Allah, ne biçim çocuk bu ya? Ben yorulmuş gelmişim. Bu tuhaf tuhaf sorular soruyor." diye geçiriyor içinden. Sonra yaptığını şöyle bir değerlendirdi ve üzüldü. Allah Allah. Belki de 10 liraya ihtiyacı vardı. Ben niye böyle yaptım ya? İşte yorgunluktan. En iyisi gideyim. Ondan özür dileyim. Gönlünü alayım. Ve ona istediği 10 lirayı vereyim. Çıktı. Odasının kapısını çaldı. İçeriye girdi. Oğlu yatağa uzanmış. Sessizce orada öyle bekliyordu. "Oğlum, uyuyor musun?" dedi. "Hayır." dedi. "Oğlum, kusura bakma. Ben yorgundum. Ani tepki verdim sana. Al istediğin 10 lira." dedi. Ve uzattı 10 lirayı çocuğa verdi. Çocuk heyecanla yatağından fırladı. "Teşekkür ederim baba." dedi. Parayı kaptığı gibi koşturdu dolabının yan tarafında bir kutu. Açtı o kutuyu. Kutunun içinde başka paralar var. Adam iyice sinirlendi. Hem parası var hem benden para istiyor. Niye böyle yapıyor? Ve o paraları aldı. Adamın
şaşkın bakışları arasında baba dedi, tam 20 lira var burada, lütfen al 20 lirayı bir saatte bana ayır, benimle oyna, benimle ilgilen. Çok etkileyici bir hikaye gerçekten. 20 liraya babasının saatini parayla satın almaya kalkan çocuğun hikayesi. Bugün bizler evlatlarımızın geleceği için onları en iyi okullara göndermeye çalışıyoruz. Öyle mi değil mi? En iyi mesleklere sahip olsunlar diye her türlü kursa gönderiyoruz. Geleceklerini garanti altına almaya çalışıyoruz. Ve bunları yaparken niye yapıyoruz? Onların iyiliği için yapıyoruz. Fakat eksik bıraktığımız bir şey var. Nedir o? Onlara yeterince zaman ayırmıyoruz. Sevmek, sadece para vermek, her türlü ihtiyacını karşılamak değil, aynı zamanda onunla zaman geçirmektir. Oynamaktır, ilgilenmektir. Birlikte bir şeyler yapmaktır. Allah aşkına, bunu ne kadar yapabiliyoruz? Onların bizim ilgimize ihtiyacı var. Onların ilgilenilmeye ihtiyacı var. Değer verildiğini bilmeye ihtiyacı var. Eğer biz onlara zaman ayırmazsak, televizyon, telefon, internet, internet üzerindeki dostluklar, arkadaşlıklar, bizim dışımızdaki insanlar onları bizden alıyor. Yavaş yavaş alıyor. Ve inancımıza, geleneğimize, bizlere yabancı birer insan haline geliyorlar. Soruyorum sizlere, öyle mi değil mi? Bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Çocuklarımıza sahip çıkalım. Onlar bizim geleceğimiz. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere. Katıl butonumu aktif hale getirdim. Kanalıma katkı sağlamak isteyenleri bekliyorum.